Merhaba, ben GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar. Fed ve İngiltere Merkez Bankası para politikaları beyanatı öncesinde Sterlin'le alakalı hazırlamış olduğum videonun çalışmasına hoş geldiniz. Öncelikle tarihlerden başlayacak olursak, Fed'in 16, İngiltere Merkez Bankası'nın ise 17 Eylül'de para politikası beyanatlarını sunmaları bekleniyor. Burada e, GCM Yatırım Araştırma Departmanı olarak her iki toplantıdan da bir değişiklik, faiz çerçevesinde bir değişiklik beklemiyoruz. Dolayısıyla her iki Merkez Bankası Başkanı'nın vereceği mesajlar bir miktar daha piyasa tarafından etkisini hissettirebilir diyebiliriz. Powell'ın bundan önceki genel tutumu güvercin açıklamalarının etkisini hissettirdi ifadeler olarak karşımıza çıkmıştı. Uzun süre boyunca FED'in faizleri arttırmayacağı, dolayısıyla piyasayı desteklemeye devam edeceği açıklamalar hakimiyetini korudu. Burada tabii koronavirüs e, çerçevesinde Mart ayında ani bir faiz indirimi, daha sonrası ise piyasayı destekleyen e, genişleyici adımlar atılmıştı. E, koronavirüsün genel e, durumuna bakacak olursak halen yayılmaya devam ediyor ve ikinci dalga endişelerinin ayakta kalmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu tarafta bir değişiklik olmadığı için FED'in bu genişleyici adımlarını sürdürmesi halen olağan senaryo arasında. Tabi bu yapılan uygulamalarda piyasayı desteklemek adına yapılan bu uygulamalarda piyasanın bu sıcak paraya bol likiditeye alışmasına imkan tanıdı. Dolayısıyla FED şu an için en azından faizleri artıracak bir ortamda değil. E, bu çerçevede bilanço genişlemesine yönelik 7 trilyon dolardan artık genişlemeye devam edilecek mi, edilmeyecek mi? E, bu duruma yönelik açıklamalarda etkisini hissettirebilir Fed tarafında. İngiltere Merkez Bankası tarafına baktığımızda ise e, başkan beyliğin vereceği mesajlar burada yine takip edilecek. E, buraya baktığımızda Fed'den ayrışarak, Fed e, negatif faiz e, tartışmasını bir miktar erteledi. Piyasada çok fazla konuşulmuyor. Ancak İngiltere tarafında negatif faiz olasılığı FED'e göre biraz daha yüksek şekilde tartışılıyor merkez bankası çerçevesinde. Şu an için görünümde böyle bir durum oluşmasa da önümüzdeki süreçte virüsün devam edip etmeyeceğine göre bu tip açıklamalarda etkisini hissettirebilir. Yine İngiltere özelinde bakacak olursak Avrupa Birliği ile olan bu Brexit görüşmeleri e, İrlanda tasarısı dolayısıyla tıkandı. Daha doğrusu İrlanda tasarısı değildi, de iç pazar yasası çerçevesinde atılan İrlanda protokolünü etkileyen e, görüşler sebebiyle tıkandı. Burada İrlanda adasının anlaşmasız bir Brexit senaryosunda AB standartlarına uymasını gerektiren bu Kuzey İrlanda protokolünü geçersiz kılacak açıklamalar iç pazar yasasında yansıdı. Buraya yansıdı. Sunulan değişiklikte Kuzey İrlanda'dan Britanya'ya gidecek olan mallar üzerinde ekstradan bir kontrol yapılmamasını öngörüyordu bu tasarı. Dolayısıyla İngiltere için pozitif ancak Avrupa Birliği tarafında ise negatif bir etki yaratabileceği için aniden olağanüstü bir şekilde toplantılar gerçekleşti. Ee, tabii bu durum görüşmeleri biraz e, zora soktuğu için Sterling üzerinde halen bu olumsuz olan baskısını e, sürdürdü hatta son dönemdeki satışlara bakacak olursak da biraz daha bu hareketlerin imelenmesine imkan tanımıştı dolayısıyla e, İngiltere Merkez Bankası dışında bu görüşmeleri de takip edeceğiz e, İngiltere tarafındaki Görüşmeler sona erdi fiziksel olarak. Sırada artık Brüksel'deki görüşmeler gerçekleşecek. Bunları da yakından takip etmekte fayda var. Buradan teknik tarafa geçecek olursak 4 saatlik grafikte kısa vadede 21 periyotluk envelope'ı takip etmeyi sürdürüyoruz. Özellikle son dönüş hareketindeki yükselişleri baskıladığı için halen güncelliğini koruyor. Hali hazırda bu düşüşün sınırlandığı tekrar toparlandığı fiyatlamayı da kısa vadede baskılayan bir görünüm çiziyor. Dolayısıyla 1.29 seviyesini takip ediyoruz. Emelop'un desteklediği. Bu seviye altında kaldığı sürece kısa vadede halen negatif görünüm ön planda. Bu düşüşün neden 1.27-60 seviyesinde sınırlandığına bakacak olursak da orta vadeli, de, orta vadeli görünümde takip ettiğimiz 144 periyotluk üstel hareketli ortalamanın tutumunu burada görüyoruz. Ee, yaklaşık olarak 2019 yılı tepe noktasına yakın bir seviyeden gerçekleşen e, bu düşüşün, yani buradan başlayan düşüşün 144 periyotik yüksel hareketli ortalamayla sınırlı kaldığını gördük. Peki bu durum bizi e, şaşırttı mı? Tabii ki hayır. E, uzun zamandır bu 144 periyotik yüksel hareketli ortalamayı da takip ediyoruz. Sebebi ise e, 2019 yılının başlarından bu yana gerçekleşen çoğu dönüşü yakaladığı için her ne kadar birkaç kere burada istisnaya uğrasa da çoğu dönüşü yakaladığı için 144 periyotluk yüksel hareketli ortalamayı izliyorduk. Son e, düşüşte de olası toparlanma senaryosu da e, yaklaşık olarak orta vadeli ve uzun orta uzun vadeli alıcılar için e, olanak da hale geldi bu bölge. Dolayısıyla 21 ve 55 periyotluk yüksel hareketli ortalamayı baz aldığımızda orta vadeli görünümde 1.970, 1.360 bölgesi altında negatif görünüm hakimken Biraz daha uzun vadeci olanlar içinse 144 periyodu güçsel hareketli ortalamadan toparlamalar şaşırtıcı olmayacaktır. Ee, en azından daha önceki istatistiğe baktığımızda ise bu durum gayet e, olası şekilde e, beklediğim bir alandı. Dolayısıyla buradan gerçekleşecek toparlanma kısa öncelikle kısa vadeyi değiştirebilecek mi değiştirmeyecek mi bunu takip edeceğiz. Daha sonra ise orta vadeli görünümü değiştirecek mi değiştirmeyecek mi bunu takip edeceğiz. Eğer bu toparlanma 1.28.90 e, güncel haliyle veya 1.29.70 gibi direnç seviyelerinde baskı görürse bu kanal hareketi tekrar devreye girebilir. Dolayısıyla burayı da izlemek en azından takip etmek faydalı olacaktır. Uzun vadeli görünüme geçtiğimizde ise 233 periyotluk envelopu takip ediyoruz. Yine bu envelopta son e, 8 senedir çalışan istatistiğe baktığımızda ee, yükselişlerin baskılandığı bölgeleri, seviyeleri e, işaret eden envelop, özellikle envelop'un üst bandı e, bu konuda biraz daha istikrarlı olduğu için e, yine burayı baz alan bölgeyi takip ediyoruz uzun vadede 133.70, 135.20 bölgesi ki bu, bu bölge zaten 2019 e, tepelerine de işaret ediyor ve şimdiye kadarki 2020 tepesini de işaret ettiği için bu bölge altında kaldığı sürece de Halen negatif görünüm, hakimiyetini koruyor. Tabi burada en önemli kalemlerden bir tanesi, en son bu 150'li seviyeleri gördüğümüz bir eksit referandumunun ilk oylandığı andan itibaren gerçekleşen bu baskı, halen bu durum çözülemediği için uzun vadede etkisini hissettiriyor diyebiliriz. Benim aktaracaklarım bunlardı. Herkese başarılı işlemler dilerim.